Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi Yılmaz Çelik bir dönemde kısa bir tutukluluk yaşadı. Sizler adına kendisine geçmiş olsun demek bir görev. Geçmiş olsun Sağ ol, diliyoruz. sağ ol. Yeniden yaşanmaması dileğiyle tabii Eyvallah. bütün halkımıza da bu yönde Eyvallah. çağrımızdır. Sanatçılarımız ve bizim için siyasetle uğraşan kıymetli insanlarımız çok değerli. Dolayısıyla kimse o günleri yaşamasın diyelim. Öyle. Yani insanlar, daha doğrusu sanat yapanlar, gelip burada derleme yapanlar, gezip dolaşanları tehlikeli olarak görmemek lazım. Yani bu insanlar çünkü bu kültür adına bir çalışma yapıyorlar ve bu bayrağı da gelen nesile teslim etmeye çalışan bir süreç yaşatıyorlar insanlar. Ama maalesef bizim ülkemizde böyle bir durum yaşanıyor. Yani köyleri gezdiğin zaman mutlaka seni bir şey tabirle suçlamaya çalışıyorlar. Sanki köyleri, ben köyleri derlemeler için geziyorum. Artı ben bir dil var, azaca bir dil. Onun yok olmaması için çaba sarf edenlerden bir tanesi. Tabii bir sürü arkadaşlarımız var bu iş için çalışanlar. Ben gidiyorum köylerde artık 80'i 90'ı geçkin yaşlılar var. Onlardan almadığımız zaman onlar birlikte mezara götürecekler bu klamları, bu deyişleri ya da bu dilde kullanılan kelimeleri. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Başka bir derdimiz yok. Evet. Ama maalesef bu da Yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılıyor. Ya yanlış anlaşılıyor ya da belki bilinçli olarak işte bu geleneğin, bu kültürün yarına taşınmaması adına belki de böyle bir engelleme ile de karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama yani bu kültür, bu dil, bu coğrafyanın bir rengidir. Yani bu rengi yok ettiğinizde sizin başka bir anlamınız kalmıyor ki. Bir tarafınız eksik kalıyor. Oysa hep birlikte yani bir mozaik şeklinde yaşamanın çabasını sarf etmek gerekiyor. Yoksa herkes kafasına göre ben bunu yasaklıyorum ya da sen bunu yasakla dediği anda